İsmi Tözçelik Aydınlık Hanımlar neden gizli değildi açık buluştu. Adalet yürüyüşü milat oldu. PKK HDP ile ittifakın taşları adım adım döşendi. İlk başta gizli destek söz konusuydu. HDP Bolu yoluna otobüslerle adam taşıdı. İstanbul'a yaklaşınca açık desteğe dönüştü. Kol kola yüründü. Seçim ittifakı. Her şey planlıydı. Amerikalılar da gizlemiyorlardı. Dost sohbetlerinde rollerini anlatıyorlardı. İttifak yerel seçimlerde ileri aşamaya taşındı. Toplama çıkarma hesapları öne çıkarıldı. CHP tabanı başka çare yok diye ikna edildi. Şimdi ittifakın taşlandırılması çalışmaları başladı. Bir taraftan erken seçim, diğer taraftan Erdoğan sonrası konuşuluyor. Önümüzdeki dönem için yeni planlar yapıldığının göstergesi. Eşler de sahnede. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir buluşma yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Demirtaş'ın kardeşi Aygün Demirtaş. Bakırköy'de bir restoranda buluştular. Başak Demirtaş'ın doğum gününü kutladılar. Dayanışma buluşması. Eşler buluşmayla ilgili özetle şunları söylediler. Selvi Kılıçdaroğlu. Bir arada oluşumuz önemli. Derin bir kutuplaşma var. Giderilmeli. Selahattin Bey'le hiç yüz yüze gelmedim. Ama yüreğim onunla. Oğlumun da özellikle selamları var. Dilek İmamoğlu. Ekrem de ben de siyaset yapan insanların birbirleriyle ayrıca tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Başak Demirtaş. Buluşma çok anlamlı ve önemli. Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Bu dayanışmanın demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Zorluklara dayanışmayı büyüterek aşacağımıza inanıyorum. Neden gizli yapmadılar? Bu buluşma gizli de olabilirdi. Neden açık yapıldı? Kulislerde konuşulanlara göre özellikle açık yapıldı. Mesaj verildi. ABD'nin CHP ile HDP'yi birleştirme planı yürüyor. İnsani bir şey. CHP'li tanıdıklarımla buluşmayı konuştum. Bazısı konuşmak istemedi ama genelde tepki göstermediler. İnsani bir şey olarak değerlendirdiler. Adam hapiste ne olmuş diyenler de oldu. Doğu Perinçeyi kumpas kuruldu, yıllarca Silivri'de hapis yattı. Baykal, Kılıçdaroğlu ya da eşleri Perinçe'nin eşi Şule Perinçe'yi hiç aramamışlardı dedim. Sustular. Başkanların görevden alınması. HDP'li 3 Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı. Seçmenleri için sürpriz olmamış. İtirazlar kadar destekleyen de var. Belediyeleri yine PKK yönetmeye başlamıştı dediler. Örnekler verdiler. Mehmetçik göğüs göğüse savaşıyor, Mehmetçik'in savaştığı örgüt belediyeleri yönetiyor. Dünyada benzeri yok. Sık sorulan soru. Madem alacaktınız niye seçilmesine izin verdiniz? En çok sorulan soru bu. Bir tek Vatan Partisi HDP kapatılsın dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Dosya orada duruyor. Gereği yapılsaydı bu soru sorulmayacaktı. Bir başka mesaj görevden almalar Fırat'ın doğusuna operasyonun gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti. Anlamlı bulunuyor. İçerideki PKK HDP'lere gözdağı olarak yorumlanıyor. Gözünüzün yaşına bakmayız mesajı olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde havalar serinleyecek. Ama bölge ısınacak, izliyoruz. <laughs>